Hayırlı günler dostlar. 17 Mayıs 2022 günün 5. videosuyla karşınızdayız. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'den bugün itibariyle yeni bir duyuru yayınlıyor. Rusya'dan provokasyon geldiğini görmekteyiz. Türkiye sınırına yakın bölgelerde tatbikat yapılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı basın açıklaması şu şekilde. Suriye'deki Rus Silahlı Kuvvetleri uçan Mi-8 helikopterini kullanarak yaralıları tahliye etmek için bir tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikat sırasında Rus pilotlar, teknisyenler ve çok sayıda mürettebattan oluşan ekibin Suriye ordusuyla, daha doğrusu Esad ordusuyla çalıştığı duyuruldu. Askerlerden birisi kancayı kullanarak vinçten aşağı indi. Daha sonrasında vincin kaldırma kapasitesinin yüksek olmasıyla beraber iki donanımlı avcı uçağının ağırlığını taşıyabiliyor şeklinde helikopterin özelliklerine dair detaylar paylaşılmış. Daha sonrasında yaralı şahıs tatbikat senaryosu kapsamında buradan kurtarılıyor. Mi-8 helikopteriyle Suriye'den görüntüyü aktarmış olduk. İran'ın başkenti Tahran'da bugün yüksek hava kirliliği, kendilerinin bugün itibariyle dünyada ikinci kirli şehir olması sebebiyle tüm resmi kurumlar ve eğitim kurumları tatil ilan edildi. Ayrıca Huzistan, Loristan, Hamedan, Kermanşah vilayetlerinde de toz bulutları yüzünden okulların kapatıldığı da duyuruldu. Yine dostlar Kirman'a gidiyoruz. İranlı terörist Süleymani'nin mezarı ziyaretçi akınına uğramış durumda. Görüntüde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı terörist Kasım Süleymani'nin mezarından detaylar ve çok sayıda ziyaretçinin burayı ziyaretinden görüntüler görmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri operasyonunda etkisiz hale getirilen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı çocuk katili olarak bilinen Kasım Süleymani'nin mezarından Anadolu Ajansı tarafından görüntüler yayınlanmış. Yine Suriye'deki son haberlere bakalım. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ndeki bazı haberlerin başlıklarını aktaralım. Rus kuvvetleri ve Türk mevkidaşları aynen Arap'ta 98. Ortak Devre'yi yürütüyor başlığı atılmış. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü YPG-PKK seferberlik ilan etmiş durumda. Sözde seferberlik kapsamında çok sayıda insanın zorla örgüte alındığına dair haberler de paylaşılıyor. Yine Suriye İnsan Hakları'na göre İHA saldırısı Halep'in kuzeyinde Tel Rifat şehrinde ordumuz tarafından PKK terör örgütü mevzilerinin vurulduğuna dair haber yayınlanıyor. Değeri zorda Suriye gözlemevi 2000'den fazla Suriyeli ailenin İranlı milisler tarafından yerlerinden edildiğini yazıyor. İnsani yardım kuruluşlarından kendilerini kurtarmaları için yardım istedi. Burada İranlı teröristler Afganistan'dan gelen aileleri buraya yerleştirip Suriye halkını bölgeden zorla uzaklaştırıyor. Bu şekilde haber paylaşılmış. Suriye'nin güneyinde Kunetra vilayetinde de tanımlanamayan patlamalar yankılanıyor. Patlamaların sebebi hakkında bilgi verilmemiş. Hemen Şam'ın güney kırsalında Kunetra'dan bahsediyoruz. Kaynağı bilinmeyen topçu atışları sonrasında çok sayıda patlamanın meydana geldiği ki fotoğraftan da muhtemelen bir evin vurulduğunu görüyoruz. Yine diğer haber, bunu sabah aktarmıştık ama tekrar edelim. Askeri tırmanış Haseke'de ABD üssünün yakınlarına mermilerini isabet ettiği ve kimin tarafından ateşlendiğinin bilinmediği notu düşünmüş. PKK terör örgütünün işgali altındaki Haseke kırsalındaki Şadi kasabasında ABD üssünün yakınlarına top mermisi atılıyor. Diğer haber ise güdümlü füze başlığı atılmış. Suriye Milli Ordusu Halep'te PKK terör örgütüne ait aracı hedef almış durumda. Güzel gelişme bu şekilde. Aynen Arap'ın güneyinde Rusya-Türkiye devresi yapılırken burada bir kadın Rus aracının önüne geliyor ki kadın dediğimize bakmayın, teröristleri desteklediğini söyleyelim. Yeter, hem bizi koruduğunuzu söylüyorsunuz hem de Türklerin vurmasına göz yumuyorsunuz şeklinde beyni yıkanmış terörist açıklamalarda bulundu. Suriye Milli Ordusu Halep'in batısında rejim yani Esad mevzilerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda bugün servis edilen görüntüyü görmektesiniz. Yine dostlar Rusya ile ilgili şunu söyleyelim. Rusya'nın Merkez Askeri Bölge Komutanı General Alexander Lapin, işgal sırasında cesaret ve kahramanlık gösterdiği iddia edilen askerlere ödül veriyor. Kendisi şu açıklamayı yaptı. Bugün sizi yüksek devlet ödüllerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu büyük bir onur. Askerlere verilen ödüller arasında askeri liyakat nişanı, ana vatan için kılıçlı liyakat nişanı, madalyalar Suvorov ve Zhukov'da yer alıyor. Yine Rusya Savunma Bakanlığı sık sık düşmesiyle gündeme gelen Orlantenlerle ilgili yeni bir video yayınlıyor. Batı askeri bölgesinin çok işlevli insansız hava aracı Orlanten'le
savaş çalışması başlatılmış, oysa her gün düşüyor. Sabah saatlerinde Libya'da olanları aktarmıştık. Libya'da yeni gelişme var. Tobruk Temsilciler Meclisi tarafından yasa dışı olarak başbakan ilan edilen Fethi Paşa'nın Trablus'tan ayrıldığı duyuruldu. Sabah yayınladığımız haberde Libya'nın doğusunda Tobruk kentinden Trablus'a gelen Fethi Paşa'nın konvoyunun resmi Libya ordusuyla çatıştığını ve Fethi Paşa'nın Trablus'a geldiğini söylemiştik. Fakat kendisi gelen tepkiler üzerine Trablus'tan ayrılıyor. Paşa şu açıklamayı yapmıştı. Elhamdülillah başkent ulaştık. Karşılama çok iyiydi. 3 saatten beri tebrik mesajlarının arkası kesilmiyor. Basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacağız. Libya halkına sesleneceğiz demişti. Fakat Fethi Paşa Trablus'tan ayrıldı şeklinde haberler yayınlanıyor. Yine Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye'nin en zor anlarda her zaman Libya'nın yanında olduğunu da belirten açıklaması paylaşılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerimiz İstanbul'a liman ziyaretinde bulunan Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait neredeyse 100 yıllık okul gemisini ziyaret ediyor. Türkiye'nin Konya'larında düzenlenen Anadolu Ankası 2022 uçuş taktik tatbikatının hazırlıkları kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından basın duyurusu yapıldı. Bu tatbikata Azerbaycan'dan askerlerin katıldığını da hatırlatalım. Zaten yıllık olarak yapılan bir tatbikat. Yine bugün İsveç Dışişleri Bakanı bildiri imzaladı. Böylelikle resmen İsveç NATO'ya başvurmuş oldu. Bu notu da düşelim. Ukrayna'ya gidiyoruz. Ukrayna'nın Zaporojye kentinde güvenlik güçleri tarafından sivillere eğitim veriliyor. Patlayıcı eğitiminden görüntüyü görmektesiniz. Güvenlik güçleri yerleşim yerlerinde bulunabilecek farklı şekil ve türdeki patlayıcılara karşı Ukrayna halkını eğitmeye devam ediyor. Zaporojye bölgesi Rusya'nın aylardır almaya çalıştığı bir bölge. Rusya'nın işgal ettiği topraklara çok yakın. Genellikle Mariupol'dan taliyeler ilk olarak Zaporojye bölgesine gerçekleşiyor. Daha öncesinde Rusya bu bölgedeki bazı santrallere saldırı düzenlemiş. Ardından dünya kamuoyundan gelen tepkiler üzerine buradan geri çekilmişti. Dolayısıyla Zaporojye'de kritik öneme sahip noktalardan bir tanesi. Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan İçişleri Bakanı Behzat Mevlevi, kendisi pazar günü yapılan genel seçimlerin nihai sonuçların açıklanmasının vakit alacağını söyledi. Başkent Beyrut'ta İçişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenliyor. Kullanılan oyların sayımına bazı seçim noktalarında başlandığını ve hala sayımın devam ettiğini söylerken nihai seçim sonuçlarının açıklanması zaman alacak diyor. Lübnan'da 15 seçim bölgesinden sadece ülkenin güneyinde bulunan 4 seçim bölgesine ilişkin kesin sonuçlar açıklanmış durumda. Bunu da hatırlatalım. Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre meclisteki milletvekili dağılımı 27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Grek Ortodoks, 8 Grek Katolik, 1 Evanjelik, 1 Ermeni Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 2 Alevi, 1 Hristiyan ve azınlıklar şeklinde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla oldukça karmaşık bir sistem olduğunu hatırlatalım. Hoşça kalın.